İzmir'in kavakları Dökülür yaprakları Merhaba değerli köy TV izleyicilerimiz. Bir Tarımda Başarı programıyla da sizlerleyiz. Bugün İzmir'in Tire ilçesindeyiz. Yuvalı mahallesindeyiz. Bugün Mustafa Bey yok. Zafer Bey ile beraber sunacağız programımızı. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Onur Bey. Siz Asıl siz hoş geldiniz. Ben size bundan 4-5 hafta önce demiştim. Bizi e, rahat yere alıştırmayın. Kolay başınızdan savamazsınız diye. Bakın bir buçuk ay sonra arazide anca buluştuk. E, neyse e, bizim asıl yerimiz araziler. Tabii biz alıştık arazilerden <laughs> zaten. Şimdi buraya gelme sebebimizi ben size bir e, kısaca anlatmak istiyorum. Evvelsi gün bahçe sahibi Hüseyin Gençer hı hı. beni aradı. Abi yerimde bir problem var. Herkesinki gömgök durup duru benimkile sararmış. Ya Hüseyin abi iyi bak bakalım böyle bir gebe sarılığı mı bu yoksa hastalık sarılığı mı anlaşamadık. O ee, o günde Cihan Öztuğlu buraya yakın bir bölgedeydi arazi çalışması yapıyordu. Hemen kapat sen telefonu dedim Hüseyin Bey'e. Cihan'ı aradım. Cihan bir uğrayabilir misin? Uğrarım abi dedi. Neyse buluştular akşam üzeri. Burası Yuvalık köyü. Evet. Şeyin, trenin Yuvalık köyündeyiz. Buluştular. Cihan bana 10-15 dakika sonra birkaç tane fotoğraf attı. Abi bak bakalım böyle güzel bir bahçe gördün mü diye. <laughs> Şimdi isterseniz onu Hüseyin Bey anlatsın bize. O sebepten hemen sizi aradım. Onur Bey gelebilir misiniz? Burada ilginç bir hikaye var. Bunu iki sene önce ben geldiydim ama buraya. Yani iki sene önceden Tabii tanışıyoruz. tanışmıştık var. He onları Hüseyin Bey anlatsın isterseniz. Ben anlatmayayım. Tabii. Hüseyin Bey'i de hem kısaca tanımış olalım. İzleyicilerimiz, izleyicilerimiz de tanısın. Ben, evet. Ben merkezde bağlı hı hı. E, Yuvalı Mahallesi'nde ikamet ediyorum. <laughs> merkezde de oturuyorum. E, bundan iki yıl önce... Ee, zeytinlerimizde yani yaprak hastalığından dolayı zeytin e, tutmuyordu. Yapraklarını döktüğünden dolayı tabii çiçekler e, çıplakta kalıyordu, sıcaktan yanıyordu. Ee, bunun Zafer abiyle bir vesileyle tanıştım. Ve bu Neydi bun... o vesile? Onu da anlatın. Ee, onu Kaplanköy muhtarının sayesinde tanıştım. Zeytinlerimizin işte tedavisi için o böyle bir şeyler önerdi. Birisinden tanıştım bir arkadaştan dedi. Ve o sene kullandık buna. Allah'a şükür geçen sene çok güzel mahsul aldık. Yani biz bizde bizim eksiğimiz yani biz her yıl bu ilacın zeytin yani iki yılda bir alışmıştık buralarda zeytin oluyordu ya. Yani. 2 yılda bir o zeytin oluyor diye kullanındık yani daha doğrusu her yıl kullanmamız gerekiyormuş. Doğrusunu söyleyecek olursak. Ee, tabii ağaçlar besleniyormuş her yıl bu ilaçla ama biz onun farkını varmadık. Bir, bir yanlış anlaşılmadan dolayı. Allah nasip ederse bundan sonra her yıl kullanacağız. Ee, ve ben bu sene kullandım. Ee, Kasım e, başı itibariyle, e, Aralık sonu itibariyle iki uygulama yaptım. Ee, biraz ağaçlarımda problem görü gibi oldum. Renklerini şunda bunda e, sıkıldım. Zafer abiyi aradım dedim abi dibimdeki komşunun ki yaprakları e, masmavi yeşil. Bizimkilerde bir sarılık var. Bu nedendir acaba diye. O Allah razı olsun dedi ya onda sıkıntı yok. O hani doğum sarlığı gibi e, bir şeyler anlattı. Neyse ben dedi bir arkadaş var sana onu yönlendireceğim. O dedi oradan e, atsın dedi WhatsApp üzerinden göreyim falan. Neyse Cihan Bey arkadaşım Allah razı olsun o geldi iki gün önce ve yerinde e, kontrol etti. E, Zafer abimi döndü yani oraya neticeyi oraya bildirdi. E, Allah razı olsun e, dediler buraya Salı günü bir yani görelim yere görüntüleyelim. Nedir durum? Sağ da teşekkür ed ettim kendilerine. Bugün buraya geldiler. Ee, çok memnun kaldık. Hem bölgemizin e, tanıtılması için e, ne bileyim e, hani bir hem bir tanışmış olduk. E, Televizyonlarımızdan olsun. Zafer abi olsun. Yanımızdaki arkadaşımız Cihan Bey olsun. Yani e, ne kadar şey yapsam, e, teşekkür etsem azdır. Bu imkanı bizi verdiler. Eee Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, buyur abi. E, sormak istediğiniz ne varsa cevaplarım. Şimdi <laughs> Hüseyin Bey Kaplanköy muhtarı sağ olsun vesile oldu. Evet. E, hakikaten bölgede Onur Bey yıl e, son 8-10 yıldır gittikçe azalan bir verim kaybı vardı. Biz hep diyoruz ya bu hastalık 8-10 yıl önce başladı. E, batıdan doğuya doğru gitmekte. E diyelim Antep bölgesinde daha pek yok ama buralarda 8 yıldır var. Biz bunu zaten bizim yola çıkış amacımız da bu. Bu hastalığa çare olmak. Bir çözüm bulmak için yola çıktık. Çok şükür başardık. İşte böyle Kaplan Köyü muhtarı, işte Hüseyin Bey, öteki komşusu, belki iki komşusu derken zeytin bölgelerinin hepsine ulaşmak durumundayız. Şimdi Cihan Bey'e ben vereceğim şey sözü. Evvelsi gün buraya geldi. Hislerini o bir anlatsın. Hemen benden fotoğraf paylaştı. Benim de içime su serpildi. Bir problem olmadığını görünce. Ben şimdi kendisine veririm. bir Hüseyin Bey'in bir şey var herhalde. Ee, e, Zafer abi bu bölgede yani ova dediğimiz semtte şu gördüğümüz arazide benimkini mahsus değil. Ee, buradan benim gördüğüm sadece Belevinden Ödemiş'e kadar diyebilirim. Şu ovada yani 10 yıldan beri e, ne bileyim. Yüzde %70 verim düşüklüğü vardı hatta hiç olmayan yerler vardı. Bir türlü ağaçlar mevsimsiz yaprağını döktüğünden dolayı yani halkalılık adı altında bir hastalık yani çaresi bulunamamıştı. Kimse bunu e, border bulamacı diye, diye buralarda çok ilaç sattılar millete e, attırdılar e, ne yapardı yapsınlar bir türlü engel olamadılar. E, yani 10 yıldan beri bu bölgede böyle bir verim e, alamıyor insanlar. Ee, ama geçen yıl bir işte iki yıl önce biraz ağaçların kıt olmasından dolayı bir yıl zeytin tuttu. Ama e, şu anda yine hani ilerisine ben yine bir parlak göremiyorum. Bu uygulamaları yapmadıktan sonra yani bu mahsullerin alınacağını şey yapamaz oldum. Yani e, bu hastalıklar devam ediyor. Yani e, söyleyeceğim bu. E, teşekkür ederim. Cihana Cihan Bey. Sizin. Merhaba Onur Bey. E, şimdi e, evvelsi gün ben Menderes bölgesindeydim. Evet. Zafer Bey aradı. Ya oradan oraya geçiyor. Oradan buraya geçmek de yani pek o kadar da kolay ne değil, değil kadar kolay değil ama şimdi Zafer Bey söylemiş artık ne yapayım? Tamam dedim. Gideyim hadi bakalım. Çıktım, geldim. E, geldim bahçeye. Abi buyur ne sıkıntı? Zaten daha arabayı şuraya ileri bıraktığımızda e, bahçe parıl parıl parlıyor. Ya benim dedi ağaçlar dedi bak dedi ya perişanlığı bak. Herkesin de ağaçlarına bak güzelliğine. Benimkinlerin dedi sapsarı olmuş. <laughs> dedim ben o zaman bu e, perişan bahçe dedim bir çekim yapalım da herkes görsün hiç olmazsa. E, çağırdık. E, işte, Zafer Bey'le ayarladık. E, dedik orada bir çekim yaparız. Uygun olur musunuz? Olurum mu? ben işimi kaydımı bırakırım. Gene hallederim dedi. E, işte herhalde arka planda da görünüyordur. E, sayın seyircilerimiz de e, Farkını herhalde varıyorlardır. Şimdi benim e, burada e, bir başka konuyu daha gündeme getireceğim. Dün dün daha e, benim daha önce e, bir yıl kadar baktığım bir ceviz bahçesi vardı. E, sahibi telefonlarıma açmadı bir ara kapandı konu bitti. E, dün tekrar aradı bak dedi e, sizin ürünleri soran bir arka, danışmanım var benim dedi. Ege Üniversitesi'nden, bilmem aklımda değil şu anda. E, buyursun dedim. Alo dedi, bu tanıştık. E, bu ürünün içinde ne var? Ya şimdi ürünü bir defa ben yapmıyorum. Dedim, aklım erdiği kadarıyla. Yüzde sekizlik bakır var. E, içinde de iz elementler var. Benim duyduğum bu. Ben e, kimyagerdi değilim her kimyager bunu bilecek diye bir şey de yok. Her mühendis de bilecek diye de bir şey yok zaten. Evet. Ee, i̇çinde dedim yüzde yedi tane de iz element var. Öyle var demekle olmaz dedi. O zaman yok dedim. E var dedin ya dedi. Ya sen de yok dedin zaten dedim ben de. Kızdı sen dedi mühendis değil misin? Ya hayır dedim ben mühendis falan değilim. Ben iyi bir çiftçiyim. Oho biz kimlerle uğraşıyoruz dedi. Telefonu kapattı. Şimdi bu ürünün içindekileri <laughs> Zafer Bey hepsini anlasın bari de herkes ürünü kendi yapsın. Hiç kimseye gerek kalmasın. Ya şimdi var mı böyle bir şey? Türkiye'de bir sürü dünyada bir sürü ilaç firmaları var. Hepsinin içeriğini herkes bilmek zorunda mı? Ben anlamıyorum yani. Zafer Bey bu nedir bu? Bunu bir açıklık getir. Ya bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bana bana ben anladığım bir şey değil. Ben sadece duyduğum kadar. Ben işin ne tarafındayım? Bu ürünün ne iş yaptığını biliyorum ben. Benim için bu önemli. Herhalde sanırım herkes için de bu önemli olması lazım. Şimdi bu her ürünün her içeriğini herkes biliyor mu yani? En inanın o kadar çok soru geliyor. Bu, bunun içinde ne var? E ne bileyim ben kardeşim ne var ya? Hepsinin içinde bilmek zorunda da değil. Şunu bir açıklık getirirsem memnun olacağım ya. Şimdi ee, Onur Bey kanayan bir yaramız. Birçok meyve bahçesine gidiyorsunuz. 2000 dönüm, 3000 dönüm, 5000 dönüm mükemmel bahçeler kurmuşlar. Ya şurada şunu yapalım. Yok, her birinin ya İspanya'dan ya İtalya'dan ya İsrail'den birer danışmanı var. O danışmanların dediği Allah'ın emri. Bu derece bağlılar. Ya arkadaş biraz yeniliğe açık olun. Bakın ben Niğde bölgesinde elmada kalıntıyı yok etmişim bir ürünümle kalıntıyı tamamen yok etmişim. Ama onun İsrailli danışmanı izin vermiyor. İzin, çünkü o en pahalı ilacı satacak oraya. Ha, bunun gibi sırf yabancı danışmanlara bırakalım. Yerlilerimiz de var. Sayın danışmanlar, sayın hocalarım, sayın değerli mühendisler. Ben bu ürüne önce emek verdim. Önce kafamı çalıştırdım. Bakın benim bir tane siyah saçım yok başımda. 12 yılım var benim. E buyur anlatayım size de içinde ne olduğunu. Gelin siz yapın. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Zahmet edin, çalışın. Sınırlarınızı aşın. Çemberlerinizi kırın. Çünkü e, şimdi Onur Bey siz de mühendisiniz. Üstünüze alınmayın lütfen. Ben mühendis değilim. Ben ziraat mühendisi değilim. Ama bu işe gönül vermiş bir adamım bu işin kimya tarafındayım. Ben fungus hücrelerinin bir özelliğini keşfettim. O özelliği üzerinde yürüyerek bu ürünü geliştirdim. E bırakın da bu ürünün de ekmeğini ben yiyeyim. Ben niye sizinle paylaşacağım? Niye başkasıyla paylaşacağım? Bunu? Ha içeriği çok mu önemli siz için? Çok önemli. Ya alın, deneyin, kullanın. Olmuyorsa gelin benden hesap sorun. Ben buradan bir de bizim sosyal medyada özellikle arkamızdan atıp tutan bilir bilmez konuşan birçok yorumlar oluyor. Şimdi ben buradan hepsine hordi meydan diyorum. Hepsi hepsi değerli mühendislerdir. Ona bir itirazım yok. Ama ben şöyle bir şey diyorum. Gelin Türkiye'nin istediğiniz hangi bölgesinde olursa olsun bir arazi belirleyelim. 40 dönüm, 50 dönüm, 20 dönüm, 100 dönüm. Arkadaş iddia olan gelsin Hangi üründe gelirse gelsin. ister Türk menşe olsun, ister İspanyol olsun, ister ne menşe olursa olsun. Bildiğiniz en kaliteli ürünleri alın gelin. Bizim fukara Çanakkale bakırıyla bir yarıştırın. Ben bunu açım. Gelin yarışalım. Gelin sahada görelim bunu. Çiftçimiz de görsün. Herkes açık olsun. Böyle arkadan atıp tutmayla olmuyor. Bana bu mevsimde böyle sürgünlü, böyle mahsule yatmış bir ağaç gösterin olur mu? Ki bundan bile bizim çiftçimiz şikayetçi. Yerim öldü bitti dedi geldik ki 50 santim sürgün mü? Biz böyle çiftçilerle çalışıyoruz. Biz böyle çiftçilerle çalışıyoruz. Yani öyle ufak tefek şeylerle memnun edemezsiniz kimseyi. Ben buradan sizin aracılığınızla bütün Türkiye'ye, bütün mühendislere meydan okuyorum. Gelin yarıştıralım. Ha biz sırf Koperas'la sınırlı değiliz. Bizde birçok ürün var. Daha eğer gün gelir de onun sırrını çözerlerse onun bir tık üstü, iki tık üstü, üç tık hepsi hazır kıyıda bekliyor. Biz buna emek veriyoruz. Meyvesini de biz toplayacağız. Hiç öyle içinde ne varmış? Öyle basit yollara gitmeyin. Kafanızı çalıştırın siz de bulun. Bu kadar basit. Sinirlendi sen. Sen sinirlendin sen. <laughs> sen sinirlendin biraz gevşe. <laughs> Şimdi ben e, hakikaten bir köylüyüm. Bir <laughs> çiftçiyim. Ama benim yaptığım işi üç kişi yaparsa, dördüncü kişi yaparsa ben bu işi bırakırım, başka bir iş bulurum. Ben çocukluğumdan beri bu şartlarda geldim. Hiç üç kişiden dört kişi yaparsa aynı işi ben bırakırım, farklı bir iş yaparım. Ben de böyle bir çiftçiyim. Şimdi ben bu ürün Zafer Bey biliyor, ilk çıktı. Zafer Bey bile bu kadar bu ürünün önemli olduğunu fark etmedi. Neden fark etmedi? Adamın ağacı yok. Adam ürünü on numara yapmış ama benim kadar önem vermiyor ürüne. Ben baktım ürünü ilk gördüğümde Zafer abi dedim ben bu işe bütün işimi kaydımı bırakacağım. Bu Türkiye bütün zeytincilere bu ürünü tanıtacağım. Bu Bütün işimi bırakacağım ya. Ondan sonra bu hatta arkasından da dedim hatta Türkiye yetmez dedim. Başka zeytin olan ülkeleri de tanıtacağız. Ya o kadar da değil dedi. İşte kendisi burada bak. Şimdi e, geçen e, bir ay kadar önce bir ay bir buçuk ay oldu galiba Hatay, İskenderun bölgesine gittik. E, sınıra kadar gittik. Şimdi o, o taraflarda e, zeytincilik çok daha zor. Sanırım iklim şartları bunu o e, zor duruma getiriyor. Şimdi e, gittiğimiz yerlerde hiçbir kimse hiçbir çare bulamamış. Şimdi adam benim diyor ağaçlarımda bu yıl beşer kilo oldu diyor. Adam yanına yanaşılacak gibi değil. Beşer kilo oldu diye. E şimdi e, birçoğu birer kilo oldu diyor. Hakikaten büyük sorun. Şimdi 40-50 kilo olacak ağaçta 5 kilo oldu diye adamın yanına yanaşamıyorsun. E, ve bir kişi de ben bu hastalığı yenebilirim diyemiyor. Diyemez. Neden diyemez? Elindeki materyal bunu uygun değil. Şimdi elinde iyi mal olmazsa bu işi alt edecek mal olmazsa e, hakkından gelemezsin. Orada ben bu e, hastalığı yenebilirim demek bile cesaret ister. O kadar problem büyük. Yani. Tabii o bölgede ciddi bir e, adım atılmış olur. Yani herkesi umutlandıracak bir cümle. Yani. Çünkü büyük bir problem var ortada. Çok büyük, Bunu çözebileceğim çok büyük. diye gelirsen beklenti artıyor. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde o kadar problem yok. Yani Buralarda zeytincilik yapmak Hı -hı. hikaye. Şimdi Onur Bey, hakikaten biz altın özüydü, değil mi? Evet, Bindik evet. pat pata, çamurda, yağmurda yağıyordu, evet, yağmur yağmurda ya. Da dolaştık. Ya ben kanserin bu kadar ilerlemiş versiyonunu hiç görmedim. Gitmezden önce ben oraya dedim ki Cengiz Beydi yanılmıyorsam, Cengiz kardeşim rahat ol dedim. Biz o hastalığı yeneriz. Ama şimdi siz de takdir edersiniz ki e, Onur Bey, diyelim ki kanser olmuş bir insan. Kemoterapi görüyorsunuz, tedavi görüyor. Bir kemoterapiyle bunu atlatmak mümkün mü? Kesinlikle değil. E, ağaç da aynı şey, o da bir canlı, yani. o da bir canlı ve gittik biz ilk uygulamadan sonra gittik, dolaştık, e, aktivasyonunu yitirmeye başlamış. İkinci uygulamayı yaptı ve gecikerek yaptı çünkü hava şartları çok zordu. Şimdi e, zannediyorum bir dahaki gidişimizde çok daha iyi neticelerle karşılaşacağız. Şimdi o bölgeden hep ben e, telefonlar alıyorum. Şimdi oradaki fidancılara da birazcık sistem etmek istiyorum ben. Fidanlıkta bunun tedavisi olmaz. Bu tarlaya göçürülecek bu zeytin fidanı kanserin tedavisi orada yapılacak. Yok böyle bir şey. Ya fidanlıkta bunun önlemini alın. İnanın biraz bize. Şimdi adam arıyor beni. Eee 1300 tane ektim diyor. Hepsi hasta. Ne yapayım söküp atayım mı? Birçok çok bilmiş mühendis de sök at onları diyor. E tamam sökelim atalım. Peki onun yerine ekeceğimiz yeni fidan hastalanmayacağı bir garantisi var mı? Çünkü o fungus hücreleri orada yaşıyor. Onu siz yok edemede, edemezseniz ki bunu yok edecek bir materyal de yok. Dünyada yok. Onur Bey. Bakın ben çok iddialı konuşuyorum. Bildiğim için iddialı konuşuyorum. Böyle bir materyal dünyada yok. Ya bununla tanışacaklar, yok edecekler ya yıllarca uğraşacaklar. Seçimi kendisi yapacak. Fidancılar olsun, çiftçiler olsun. Bakın ben bir daha iddiamı tekrar ediyorum. Varsa kendine güvenen bir baba yiğit bulun bir arazi sizin gözleminizde olsun. Tabii. Yarıştıralım ya. ya. Bundan daha açığı var mı? Ama o çiftçiye de o sene orada bir zarar görürse onu taahhüt etmek kaydıyla. Çiftçinin de zarar görmemesi lazım. Varsa böyle bir iddiası olan çıksın. Öyle internetten arkamızdan atıp tutmakla olmazmış. Hodri meydan. Zaten e, sosyal medya kullanımı sırf bu konular için değil. Ülkemizde çok e, hatalı demeyeyim de art niyetli hale geldi. Maalesef. Kolayına geliyor çünkü oradan insanların konuşması. E, onu kötüye kullanmak da çok kolay oturduğu yerden. E, bunun üzerine birazcık da yüz yüze olmayınca herhalde terbiyenin, ahlakın biraz göz ardı edilmesi rahatsız etmiyor insanları. Evet. Günlük yaşantımızda da görüyoruz bunu. Yani yorum yaparken bile çok basit bir olaya acımasız ya da saygısız olabiliyorlar. Tabii bunun değiştirilmesi lazım. Bu algının sosyal medya üzerinde özellikle bir an önce değişmesi lazım ki evet. iletişim daha rahat, daha saygı çerçevesi içinde olsun. Dilerseniz üreticimize dönelim. Ben bir şey daha tabii, ilave tabii. etmek istiyorum. Bakın biz birçok firma gibi yaptığımız paylaşımları yoruma kapalı yapmıyoruz. Herkese açık isteyen herkes bizim yaptığımız paylaşımların altına yorum yazabilir. Olumlu, olumsuz. Herkesin en doğal hakkıdır. Biz kesinlikle engelleme yapmıyoruz. Tabii ki olumsuz yorumlarda olacak. Ama bazıları var ki yani böyle şey kurulmuş makine gibi yani aynı şeyleri söylemekten bıkmıyorlar arkadaş bıkmıyorlar. Neyse biz çok uzak ha bazı çiftçilerimiz de var ayağına gelen kısmeti tepiyor. Çeşmede bir çiftçimiz var ismini söylemiyorum bana ulaştı tesadüf Mustafa Bey bizim Mustafa Bey Mustafa İzmir'deydi ben dışarıdaydım herhalde. Evet. Cihana Mustafa'ya rica ettim. Ya gidin şu adam bak dertli çeşme yarımadasında 2000'e yakın ağacı var. Evet. Sulama imkanı var. Ağaçları 10 12 yaşında tam verime yatmış. Ben görmedim ama ben bana aktarılanlarla biliyorum. Ya Türkiye'deki bu işi bilen iki adam ayağına kadar gitti incelemesini yaptı Ve hatta yanılmıyorsam sizin arazileri de Gelip geldi, gördü geldi, Şimdi bakıyorum internetteki paylaşımlarında Ya diyor ben e, Ağaçbaşı 10 kilo alıyorum buna bir çare Ulan çare senin ayağına geldi Sen ayağından tepiyorsun Ha neticede iki yıl sonra gene gelecek. Gelecek, gelecek. Hepsi. Gelecek. gelecek ama. Gelmek zorunda. Dediğim gibi yani ayağına gelen kısmette bazı çiftçilerimiz tepiyor. Şimdi ben Hüseyin Bey'e vereyim de ben e, çok konuştum herhalde bugün. Yok yok. Hüseyin Abi seni bastırdıysam kusura yok, bakma. Yok rica ederim ya ne demek. Şimdi üreticimizin de biraz arazisinden bahsedeyim ne kadar arazisi var. Ee, bir de tanışma hikayesini dinledik ama e, ne kadar yıldır bunu kullanıyorsunuz çünkü biz çekim öncesinde. Yani sohbet etme fırsatı bulduğumuzda tarımda başarı programında sürekli tekrarladığımız bir cümle var. Uygulamaları tam tarihinde ve düzenli olarak yapmak üzerine siz sanırım o konuda birazcık eksikle davranmışsınız. O konuyu da anlatalım isterseniz. Ee, kardeşim, şimdi bizim bu bölgede zeytin zaten mahsulü üvey evlat gibi. Hani Nedenini de söyleyelim ee, onun. Şimdi <laughs> ne olacak ki burada milletin e, incirden yani her yıl almaya alışmışız. İncirden Biz zeytinde, yüzümüz gülünce. Zeyt, evet zeytinde iki yılda biri oluyor diye böyle bir inanış var bizim buralarda. E, bundan dolayı yani zeytini hiç önem veren yok. Yiyecek yağı kadar oldu mu hesabı. Yeterli yani, görüyor. Evet ha? yeterli e, görülüyor. E, ben de bunu dahil yani hani e, bunu ma masraf etmek istemiyoruz. Yani hani artı bir masraf gibi geliyor bize. Doğrusu yani bu hı hı. ama e, değil öyle şimdi e, Zafer abim bugüne kadar bu çekimlerden de duyduğuma göre e, şimdi inşallah bunun içerisinden çıkmayacağız bundan sonra e, niye bizi her yıl olmasın yani mahsul almayalım böyle bir imkan varken ha onda birini de bunu masraf edelim hı hı. yani. Ben işte gördüğünüz yerde diğer başka bahçelerim var benim. Oralarda zeytin az. Zeytin olarak bu arazim var. İncirle uğraşıyorum. Hatta iki yıl önce incirlerimizde de bir çelik marazı diye bir problem var idi. Ben buraya, Zafer abim buraya benim bahçeye iki yıl önce gelmişti. Böyle bugünlerde. Ben yani kan alıyordum yani o gün söyledim abi dedim bu kadar incirim var ama kıymet yok dedim. Yani hiçbir çaresi yok. Kimse bir çaresini bulamıyor. E, ilçe i̇lçe tarım olsun, e, bizim ziraat odaları olsun. Onlar sadece bizim yaptığımız dosyalara, şunları bunlara e, aidatlarını almakla mükellef. Kimse bizi yardımcı olmuyor. Bahçemi gelip de benim hiçbir mühendis bu incir hastalığını bilhassa dile getirmeyen yok. E, Vertosillum Mantar diye bir solgunluk hastalığından dolayı zeytinlerimizin bu bölgede yarısı kurudu. Benim bu bahçemde 50 ağaç zeytin kurumuştur. Ben bunu kaç defa gittim adam bana resmen yüzümü dedi ki kardeşim ne uğraşıyorsun hepsi de kuracak gün gelecek dedi. Hep bu kelimeyi benim şu kulağım yani şahidim ben bunu duydu. E, yapacak bir şey yok elimiz kolumuz bağlı yıldık hakikaten gidiyor ama çaresi var mı yok mu bilmiyorum. Bazılara bir ziraat kirecide bir kireç var onu kullanıyoruz. Herhalde bir faydası olacak gibi geldi bana ondan onu da bir kulaktan duyma bu şekilde bir şey var. E, i̇ncirli hastalığımızla ilgili zaten hiçbir e, netice alamadık ama adı Allah tarafından mıdır? E, herhalde bir soğuklarda olduğunu tahmin ediyoruz. Geçen yıldan beri bu hastalık durakladı yani. Nereden biliyoruz? Çünkü incirdeki hastalık kibrit başı kadar kibirdin ucundaki yani yanan yeri kadar e, sakız çıkarıyor. Yani geçen yıl bunu çıkarmadı hı hı. ve ağaçlarımız kuruma durdu. Tekrar her yerinden sürgün verdi. Hı hı. Sürgün verdi. Yani bundan da Allah'a e, şükürler olsun. Ben yani ben boşladığım, bıraktığım bahçeler vardı. Budadığın zaman hani nasıl kansere bir inanışı göre kurcaladığında bir başka yere sıçrar. İnsanlarda hastalanır zaten ben onu belki aynı şeyi o bilen yok yani buna. Ve bu biz ağaçlarımızı budayorduk. Ertesi yıl var bak da, daha di, dibe iniyor. Yani aynı sonunda ağacı götürüyor hani köke iniyor. Allah şükür geçen yıldan beri bu ağaç şey oldu. Yani bu hastalık durakladı. Yani ondan da e, şu, yani mutluyum. Demek istedim. Yani o işten böyle bir Zafer abim dedim ben dedi ya biz onu dedi o işte el atacağız bir arkadaş var hatta ondan ilgileniyor dedi. Velhasıl o şimdilik durdu ama e, ilerisini bilemiyorum yani. Şimdi Hüseyin Bey e, sizde durdu ama bölge hala müzdarip özellikle Germencik bölgesinde bu çelik marazı kök uyuzu bunlar hala etken e, aktif. Ee, onun da çaresini geliştirdik. Hiç merak etmeyin öyle bir problemle karşılaşırsanız doğru bizi Mustafa'yı arayın hemen. Teşekkür ederim Zafer abi. Ee, şimdi benim bu bahçemde kök uyuzu vardı burada. Ee, az önce de size anlattığım gibi kök uyuzu hastalığı eskiden burada var Biz zeyt, e, inciri e, ettiğimiz için yine incir diktik. Tekrar o hastalık nüksetti. Her yıl 3-5 tane kurudu. Biz yerine zeytin diktik. Bahçe zeytini dönüştü. ...hani şimdi şu anda... ...kök uyuz hastalığı... ...toprakta olan bir şey... ...tabii ki vardır her şey hastalığın bir çaresi elbette... ...ama araştırmak, uğraşmak lazım... ...yalnız... ...kök uyuz hastalığından... ...yani bahçe... ...3 yılda 5 yılda tamamı gitmez... ...ama çelik marazı dediğimiz bir hastalık var... ...ondan... ...benim... ...şu anda yetişmiş vaziyette... ...yakalanmıştı biraz duraksadı işte... ...bayağı... 50 dekar yerim 3-4 yıldan beri o hastalığı buldu idi. Ama herkesin var yapılacak bir şey yoktu. Ee, şöyle de bir durum var. Rakımı yüksek olan yerlerde bu hastalık oluyor diye düşünüyordum. Hiç de alakası yok. Şurada Akçeşehir köyü maden ocağı diye bir yer, bölge var. Selçuk yolu üzerinde. Buradaki ee, bahçelerde de orada da bir arkadaşım var Ali isminde emekli öğretmen. Onun bahçesinde de var. Onunki hem e, denizden yüksekliği çok olsa 200 metre. Hadi benimki 400-500 metrede. Yani o hiç alakası yok ha hava şartıyla bir ha, hastalık yani bu da e, sonuçta. Mantar olduğu söyleniyor yani tahminlere göre. İnşallah Zafer abimden de bu yani bunu da güveniyorum yani bu işin de çaresini bulacaklarını yani. Bulduk, bulduk merak evet. etmeyin. Yani evet. teşekkür ediyorum kendisine. Ee, Cihan Can veriyorum. Bir şeyler soracak herhalde. Yani şimdi e, sen e, üreticilerimiz, e, bu firma yerli bir firma. E, bu firmanın kıymetini bilelim. E, bu firmayı sahip çıkalım. Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. size kapanış için birkaç cümle alalım. Şimdi Onur Bey, ben burada durumu gördüm. Daha da içim rahatladı. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir defa daha görmüş oldum. Buna yanılmıyorsam siz de şahit oluyorsunuz. Her hafta bir yerlerde koşturuyoruz. Şimdiye kadar çok şükür bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Ben doğru yolda olduğumuzu gördüğüm sürece devam. Allah bize sağlık ömür verdiği sürece bu işe devam edeceğiz. Ee, üreticilerimiz merak etmesin. Biz ürünün arkasındayız. Daha iyilerini geliştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ee, çiftçiyle beraber, yani burada çiftçimiz para kazanırsa biz varız. Onlar para kazanmadı sürece biz bir sene sonra yok olur gideriz. Onun için çiftçiyle yan yana omuz omuza e, belli bir fiyat, katı bir fiyat politikasıyla Fırsatçılık yapmadan fırsatçılık yapan bayilerimize ekarte ederek buradan e, çok iyi niyetli bizimle beraber bu işe gönül vermiş bayilerimiz de var. Ama birkaç tane her şeyde toplumda çıkıyor. İki üç tane çıktı onları ayıklaya ayıklaya. E, katı bir fiyat politikasıyla biz çok para kazanmak istemiyoruz. Biz günlük aldığımız 15-20 tane Allah razı olsun. Sizden duası bize yeterli çünkü bir şekilde parayı kazanıyorsunuz, hayatınızı devam ettiriyorsunuz ama bu dualar bizim için çok önemli. Biz e, bildiğimiz doğru yolda devam edeceğiz olur Bey. Hazır bölgedeyken incir üreticilerine de tekrar isterseniz ile ilgili hatırlatmamızı yapalım çünkü problem var, problemin çözümü de var. var. Şimdi özellikle çelik marazı ve kök uyuzunda şikayetler var. Şimdi bu dağın arka tarafı biliyorsunuz aydın, termal bölgesi. Özellikle o bölgede çok sıkıntı var. Ama bu sıkıntıyla bu problemle karşı karşıya kalırsanız ki temennimiz kalmamanız lütfen bize ulaşın. Bunun da çaresi var. Birkaç uygulamayla önüne geçebiliriz. Biliyorsunuz incir deli para, iyi bir katma değeri var, iyi bir artı değeri var. Incirinizden vazgeçmeyin, lütfen bizimle iletişime geçin. Onun da çaresini bulduk biz. Cihan Bey'den de bir iki cümle alalım. Valla bizi takip etmeye devam etsinler. Biz yaşımız geldi 60'a. Bugüne kadar kimseyi kandırmadık, bu saatten sonra zaten kandırma zaten düşünmüyoruz. Yapmadık ama gene de düşünmüyoruz zaten. Bugüne kadar da yani biz kavgacı, dövüşçü bir insanlar değiliz zaten. Yani yumuşak insanlarız. Ee, bizi takip etsinler. İşlerine gelecek yani. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik. İzmir'deydik, Tire'deydik. Ee, burada aslında önce bir problem var gibi düşünerek, koşarak geldiğimiz bir bahçede ee, tarımda başarı nasıl elde edilmiş onu izledik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.